Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Eski Kor General açıkladı. Türkiye geliştirdiği sistemle beraber artık insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçlarına eskisi kadar gerek kalmayacağını ifade etti. Bu sistemin ismi ise İmece uydusu. İMECE, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanıp geliştirilen ve yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamak üzere Türkiye'de üretilen bir yer gözlem uydusudur. İMECE uydu sistemleri altyapı projesi, Kalkınma Bakanlığı'nın 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. İLSAT 1, RASAT ve Göktürk 2 deneyimleriyle yatırım programı destekli İMECE uydu alt sistemleri geliştirme projesi başlatılmıştır. Bu proje, submetre sınıfı hassas çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kameraları ve haberleşme sistemlerinde kullanılabilen uydu alt sistemlerinin yerli geliştirme altyapısını oluşturmak amacını taşımaktadır. Proje, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularında yıldız izleyici, güneş sensörü, elektrikli itme sistemi, büyük veri kaydı sıkıştırma biçimlendirme ünitesi ve yeni nesil uçuş bilgisayarı geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bunları ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen İmece Uydu Projesi, Ocak 2017'de başlamıştır. Haziran 2020'de, uzay aracının termal yapısal verimlilik modelinin montaj entegrasyon faaliyetleri tamamlanmış ve uzay aracında titreşim testleri başlatılmıştır. Bu testleri uçuş modelinin montaj faaliyetleri izlemiştir. Uydu, Transporter 7 görevinin bir parçası olarak SpaceX'in Falcon 9 Block 5 roketiyle 15 Nisan 2023'te fırlatılmıştır. Sistemin özelliklerini inceleyecek olursak, uzay aracı, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin Ankara Kahraman Kazan'daki tesisinde üretilmiştir. 5 yıl süreli bir görev için planlanan uydu, 800 kilogram, 1800 lb ağırlığında olup, Güneş eş zamanlı yer merkezi yörüngede 680 km, 420 mil yükseklikte bulunacaktır. Tek karede 13,9 km çarpı 16,2 km görüntü alanına sahip olacak ve pankromatik ve 0,99 metre, çok spektral 3,96 metre görüntü çözünürlüğüne sahip olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı'nın 2013 yılı yatırım programında 2013 K120-790 numarayla yer alan İmece Uydu Alt Sistemleri Altyapı Projesi, BİLSAT, RASAT ve Göktürk 2 tecrübesiyle metre altı uydularda kullanılabilecek uydu alt sistemlerin ülke içerisinde geliştirilmesi için gereken altyapının oluşturulması amacıyla yatırım programı destekli İmece Uydu Alt Sistemleri Geliştirme Projesi başlatıldı. Bu kapsamda geliştirilecek olan metre altı çözünürlükte elektro-optik uydu kamerası, haberleşme sistemi, yıldız izler, güneş algılayıcı, elektrikli itki sistemi, tepki tekeri, faydalı yük veri kayıt sıkıştırma formatlama birimi ve yeni nesil uçuş bilgisayarının yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularında kullanılmasıyla uzay tarihçesi kazandırılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor. TÜBİTAK 1007 programı kapsamında desteklenen İmece Uydu Projesi 2017 yılında başlamış olup, İmece Uydu sayesinde Türkiye'nin kendi elektro-optik kamerası ile metre altı çözünürlüklü görüntüler elde edilebilecektir. Yer gözlem uydusu, dünya yörüngesinden gözlem yapmak için özel olarak tasarlanmış casus uydu benzeri ancak çevresel izleme, meteoroloji, harita hazırlama gibi askeri olmayan kullanımlar için tasarlanmış bir yapay uydu türüdür. Yer gözlem uyduları en fazla aygıtı üzerinde taşıması için
nispeten düşük irtifada konuşlandırılmalıdır. 500-600 km altında kalan yüksekliklerde kaçınılmaz olarak sürüklenmenin etkisindedir. Bu kadar düşük irtifalarda sıklıkla hava sürüklemesi önemli oranda yörüngede yükseltme manevralarını gerektirir. Yer gözlem uyduları RS-1, RS-2 ve Avrupa Uzay Ajansı'nın sahip olduğu Envisat, yani sıra Avrupa Meteorolojileri Uyduları İşletme Örgütü tarafından yararlanılan METOP gibi uzay araçlarının tümü yaklaşık 800 km yükseklikte çalıştırılır. Avrupa Uzay Ajansı'nın Proba 1, Proba 2 ve SMOS uzay araçları yaklaşık 700 km yükseklikte Dünya'yı gözlemler. Alçak yörüngede odaklanılan alanda küresel kaplama oluşturabilmek için görece düşük kutupsal ya da en azından yakın kutupsal açıda olmak zorundadır diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.